arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? İyi, teşekkürler. Daha önce görev verdiğimiz arkadaşımızı sunuma alacağız. Yani burada konu önemli değil, sunum tarzınız, sunum hazırlama becerisi. Ben Murat, 100. yıl Meslek Teknik Anadolu Lisesi harita teknisyeni tamamına mezun oldum. Bulmak için harita bölümünün bulunduğu herhangi bir Meslek Teknik Anadolu Lisesi'ne gidip 4 yıl boyunca eğitim almak gerekmektedir. Uygulanabilir. Haritacıların kullandığı program Netcat'i tanıtacağım size. Bunların yaptığı tüm işlerde kullanılır. Tarif ve kadastro... Bilgi güvenliği hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar size. Bilgi güvenliği nedir sizce? Bilginin gizliliği, güvenliği önemli, güvenliğinin önemi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Mesela başka yani aslında kötü niyetli bilgisayarları, virüsler, cansız yazılımlar, solucanlar, reklam yazılımları ve turba atıları. Yani şu an bilgisayarımıza virüs, turba atı, solucan gibi kötü amaçlı yazılımların girmesini engeller. Ayrıca bu yazılımların tespit... Hadi bir düzenleme yapalım. Serkan abi seçtik. Sonra tekrardan ne yaptık? Tüm kenarlıklar dedik. Onu yaptın ya zaten. Onu yaptın, haşı yapacaksın. Haşı kenarını yapacaksın. Tamam. Şimdi ben üstü genişlettim. Mavi yaptın. Neden? Sonra o. Önce bir genişletelim. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak engelsiz yaşam birimimizde vermiş olduğumuz eğitimlerden bir tanesi de dediğiniz gibi bilgisayar kullanımı, bilgisayar işletmenliği eğitim programını bitirmiş olacağız bu hafta sonu itibariyle. Yaklaşık 5 hafta süren bu eğitimimiz Ekim ayının 3'ünde başladı. Şu andaki Kasım ayının 9'unda bitmiş olacak. Yaklaşık 5 hafta 163 saatlik bir eğitim programı. Burada tabii ki asıl hedeflenen amaç engelli bireylerimizin özellikle burada gelip buraya katılan yaşam kalitelerini arttırmaya çalıştığımız, biraz destek vermeye çalıştığımız arkadaşlarımızın günümüzdeki bilgiyi, iletişimi daha etkin, daha verimli kullanabilme amaçlanıyor, hedefleniyor. Bu da ortak olarak beraber paydaşlarımızdan biri özellikle vermiş olduğumuz tüm eğitimlerin çoğunu halk eğitim desteğiyle yapıyoruz. Oradan usta eğiticiler, usta öğreticiler, eğitmenler vasıtasıyla burada hem engelsiz yaşam birimimizde hem diğer eğitim birimi diye adlandırdığımız kadın yaşam, aile danışma ve EBEGEM'de bu tür eğitimlerimizi veriyoruz. Bu tabii hem sertifikalı eğitimler burada söz konusu, hem sertifikası eğitimler. Bugün için bahse konu olan ise sertifikalı vermiş olduğumuz eğitim. Engelli bireylerimiz yaklaşık işte 5 haftalık süreçten sonra bitmiş oldu. Yaklaşık bu kursumuza, eğitim programımıza 11 kişi katıldı. Bunlardan 11 kişi de sertifika almış olacaklar, sertifikalı bir eğitim. Bunlar hayatta kendilerine ne olacaktır? Engelli bireylerimizin özellikle hem iş aramada kendilerine bir takım referans olacaktır. Hem de kendilerine olan güveni daha da artmış olacaktır. Çok iyi gidiyor. Word'ü öğreniyoruz, Excel'i öğreniyoruz. Bu kadar bilgisayar kullanmayı bilmiyordum açıkçası. Çok
bir sürü bir şey öğrendim yani. Gerçekten hayatıma çok güzel şeyler kattığımı düşünüyorum. Yani çok rahat gidip gelebiliyoruz. Asansör olduğu için rahat ulaşabiliyoruz. Rampalar olduğu için girişimiz daha kolay oluyor merkeze. Ama bu olduğu için çok mutluyuz. Yani hani bir sürü kurslarımız oluyor burada. Şu anda bilgisayar kursumuzu yapıyoruz. Birçok bir şey öğreniyoruz. Çünkü bilgisayarı öğreniyoruz ve bununla beraber sertifika alırsak çok güzel iş şeyimiz olacak. Yani işe girişimiz daha kolay olacak açıkçası. Engelsiz, Elazığ Engelsiz Yaşam Merkezi bilgisayar kursu öğrencisiyim. Bu bilgisayar kursu bence bizler için hem bir aktivite olarak hem de bilgisayar alanında daha iyi gelişmemizi sağladı açıkçası. Bu Engelsiz Yaşam Merkezi biz engelli bireyler için gerçekten çok değerli oldu. Buradan emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Kursta Word, Excel, bilgisayarın ana parçaları olan yazılımsal bütün her konusuna hakim olduk. Her şeyini öğrendik yani açıkçası. İnşallah buradan bir sertifikayla ayrılacağız. İleride İş imkanı da inşallah sağlanacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Bak sayı 1 diyorsun. Tıkla oraya. Sayı 1. Büyük harflerle. Büyük harfler.